Selamlar kanalıma hoş geldin. Bugün aktif gürültü engellemeye sahip ve Hi-Res ses sertifikasına sahip olan bir kulaküstü kulaklığı ile birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi Havit markasının H650BT Pro modeliyle birlikteyiz. Kutunun ön kısmı ve arka yüzü de bu şekilde. Şimdi kutu açılımını yapacağız birlikte ve içerisinden neler çıkıyor bunları göstermeye çalışacağım. Ayrıca mikrofon performansından da ve teknik detaylarından da bahsediyor olacağım. Şimdi kısa kısa bir bilgi vereyim sizlere ufaktan. Öncelikle bu üründe 3 renk bulunuyor. Bej rengi, siyah ve mavi rengi ve Bluetooth 5.3 ile geliyor. Çekim mesafesi de gayet güzel. Hi-Res ses sertifikası olduğu için de bu üründe ses performansı performansı arttırılmış. Basları tizleri tam ortasında yani aslında doğru noktada duyabiliyorsunuz ve ekstra bir equalizer programı da kullanarak ürünün daha fazla sesini ya da baslarını arttırabiliyorsunuz. Şimdi kutuyu hemen bir açalım. Şu alt kısımda zaten çekmek için bir yer bulunuyor. ben zaten daha önce açmıştım ama sizlerle de bir kutu açılışı yapalım. Bu arada kaliteli bir malzeme yapısı ve güzel de bir kutulaması geliyor. Bu üründe bir kılıf bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi güzel de bir kılıf. Yani kadifemsi bir kılıf hissiyatı veriyor. Tabi kullandığım için biraz tozlanmış olabilir. Hemen şöyle ürünümüzü bir açalım. Yani bu ürünü kutuyla da taşıyabilirsiniz. O açıdan da güzel. Şimdi şöyle bir kese kağıdında, yani altın kesesi gibi bir kese var. Bunun içerisinden ses kabloları ve işte Type-C'si, USB'si çıkıyor. Hemen göstereyim onu da açılırsa. Şimdi iki tane kartvizit var. Bir tanesi Havit'in kartviziti, bu da kullanım kitapçığı. Bunları bir kenara alıyoruz. Kutunun içerisinden bir tane USB Type C kablo çıkıyor bununla ürünü şarj edebiliyorsunuz ve bir tane de 3,5 milimetrelik jack girişi çıkıyor. Bunun bir girişi kulaklığa, bir girişi bilgisayar, tablet, telefona herhangi bir cihazınıza bunu da bağlayarak kullanabilirsiniz. Kabloluyla bluetooth'la arasında da çok fark yok yani kalite anlamında diyebilirim. Şimdi ürünü hemen şöyle göstereyim sizlere. Burada bir koruma bandı bulunuyor bununla takarak da ürünü rahatlıkla zarar görmeden kullanabiliyorsunuz. Şimdi tasarım olarak baktığımızda gerçekten güzel bir tasarım hissiyatı var. Onu söyleyeyim baştan. Bu yan kısımlarına zaten gerekli tuş atamalarını, buraya şarj girişini, 3.5 milimetrelik jack girişini konumlandırmışlar ve baktığınızda böyle güzel bir tasarımı var. Onu söyleyebilirim. Hemen bu kameraya da göstereyim. Şöyle esnek bir yapısı bulunuyor. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz gene. Şöyle takalım bir şuradan sıkıştırıyorum hemen. Evet, şu anda kulağıma tam oturdu. Kulak pedlerinize tam oturduğu için de pasif gürültü engelleme de sağlıyor ve ayrıca ANC özelliği de olduğu için yani aktif gürültü engelleme ikisiyle birlikte gerçekten güzel bir şekilde ürünü kullanabileceksiniz. Şu kısımlarına baktığımızda ürünün böyle açıp kapatabileceğiniz, kafanıza göre ayarlayabildiğiniz bölümler bulunuyor. Ayrıca kulaklığı böyle de döndürebiliyorsunuz. Yani bunu böyle omzunuza koyduğunuzda daha doğrusu bu boynunuza bu şekilde de kullanma imkanınız oluyor. Hani rahatlıkla taşımanız anlamında onun dışında kulaklığa baktığımızda sünger yapıları güzel. Tabi yaz aylarında tüm deriler böyle bu tarz deri süngerler terletme yapıyor. Buna bir çare bulamayız. Şu alt kısımda bir ped daha bulunuyor burada. Bu da kafanızı acıtmaması için. Bu arada hani böyle şuraları metal değil plastikten üretilmiş onu söyleyeyim. Ama böyle tam açtığınızda gördüğünüz gibi rahatlıkla esnek bir yapıya sahip gördüğünüz üzere. Öncelikle ürünün kutusunu beğendim. Baya güzel bir kutulaması var. Yani bunu taşırken rahatlıkla içerisine farklı birkaç aparatınızı daha atabilirsiniz. Mesela cüzdanınızı ya da işte farklı bir şey kullanıyorsanız böyle sigara kutusu gibi onları falan atabilirsiniz. O açıdan da güzel bir hizmet veriyor. Ayrıca kulaklığın tasarımına baktığımızda gene güzel bir tasarıma sahip. Hani böyle premium segmentte hissettiriyor. Bu kulaklıktaki en güzel deneyimim sesi çok güzel tok veriyor. Mikrofon kalitesine de birazdan değiniyor olacağım. Üründe 250 gramlık bir ağırlık bulunuyor. 251 ama 250 diyelim düz. Ayrıca çift cihaza bağlayabiliyorsunuz bunu. Yani isterseniz bir tane telefonunuza bir tane de bilgisayara bağlarsın. Bilgisayar oradan sesi almak istediğinde oradan istersen telefondan hiçbir şey fark etmiyor. Ya da iki telefona bağlayabilirsin ya da iki bilgisayara ya da iki tablete hiç fark etmiyor. Bluetooth olan her cihazla bağlantı sağlayabiliyorsun bu ürünle. En önemli özelliklerinden bir tanesi 40 desibele kadar gürültüleri yüzde %70 %70'e kadar engelleyebiliyor. %60 ses seviyesinde yanınızdakiler sesi duymaz fakat ama böyle biraz daha yükseltirseniz sesi duyabilirler. Hi-Res sertifikası sayesinde de müziğin detaylarını rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. 40 milimetrelik sürücü düşürücüler kullanılmış. Basları çok iyi hissediyor. ANC modu yani aktif gürültü engelleme modu kapalı iken 80 saate kadar kullanım imkanı veriyor fakat açıkken ANC modu 48 47 civarında yani saate kadar bir kullanım imkanınız oluyor. Onu da söylemek istedim. En büyük özelliklerinden bir tanesi 700 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Bu batarya da gerçekten hani uzun süre gitmesini sağlıyor yani bataryasının şarjının ve Bluetooth 5.3 ile geldiği için uzak mesafelere kadar kesintisiz kullanma imkanınız oluyor bu kulaklı. Şimdi gelin bir de mikrofon kalitesine bakalım. Bakalım mikrofonu bu fiyat bandına göre, bu ses performansına göre hani yeterli kalıyor mu ona sizler karar vereceksiniz. Mikrofon performansımıza geçiyoruz. Geldik mikrofon performansımıza ve sesimi şu anda Havit'in H650BT Pro kulaklığı üzerinden duyuyorsunuz. Kulaklık kafanızda takılıyken bu şekilde bir ses performansı karşı tarafa ileteceksiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Şu anda bir vantilatör çalışıyor karşımda ve onun rüzgarı bu mikrofon yani yakamdaki mikrofon almıyor ama bu alabilir belki. Hani onu da söyleyeyim almıyorsa da vantilatör yani iki buçuk metre uzağımda. Hani birazcık terlemeyelim ışıklar sürekli yanıyor ve sıcaklık verdiği için klima da olmadığı için böyle bir hani açıklama yapmak istedim. Şu anda sesim normal videoda konuştuğum seste. Eğer ki ben de buradan kaydımı yapıyorum ve bunu video ile birleştireceğim. Sesim nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Bak şu anda susuyorum yani en azından ses performansını birlikte görmüş olacağız. Daha ben daha öncesinde incelemiştim ama sizce bu fiyat performansa, bu sese, bu mikrofon kalitesi olmuş mu, olmamış mı? Yorumlarda bunu tartışalım. Ürünün hem mikrofon performansını hem kutu açılımını hem de detaylı görsellerini paylaşmaya çalıştım ki keza şu anda da paylaşmaya devam ediyorum detaylı ürün görsellerini. Havit'in diğer modeli olan H650BT'yi yani pro olmayan modelini kullandıysanız onda ses yüksekliği bundan biraz daha fazla. Bunda biraz daha düşük kalıyor onu söyleyeyim. Bası da aynı tizi de aynı. Bu kulaklıkta sesi tam böyle doğru noktada verdiği için diğer kulaklığa göre tabii ki de ses seviyesi bir tık düşük kalabiliyor ama tam tadında diyebilirim. Harici equalizer programları gibi programlarla da dediğim gibi istersen basını, tizini ya da normal ses yüksekliğini yükseltebiliyorsun. Bu senin elinde olan bir şey. Hani yapmak istersen yapabilirsin ama gerçekten normal kullanımda dışarıda, içeride vesaire hepsinde de işe yarıyor ve üzerindeki ANC butonuna bastığınızda da o ANC'yi aktif edip biliyorsunuz tekrar bastığınızda da. ANC'yi zaten aktif ettiğinizde %60-70 seviyelerine kadar dışarıdaki sesleri yani 60-40-50 desibellere kadar kesinti sağlayabiliyor. E, zaten kulaklığın ped yapısı da böyle kulağınızı tamamen sardığı ve boşluk bırakmadığı için de pasif gürültü engellemede bulunuyor. Hani bence fiyat bandına baktığımızda alınabilir. Dezavantaj olarak kulaklıklarda çok fazla dezavantaj bulunabilen şeyler değil. Hani bu tabii ki de böyle müzikle uğraşan ya da profesyonel işler yapan kişiler için tabii ki de bu fiyat bandındaki bir kulaklık onu tatmin etmeyebilir. O yüzden onu baştan söyleyeyim. Ya yani bu kulaklıkla film izlersin, müzik dinlersin, oyun oynarsın, dışarıda gezerken takarsın, her şeyi yapabilirsin. E, mikrofon kalitesine de baktığımızda bunun kararını sizler vereceksiniz ama bence yeterli bir ses seviyesinde yani tüm kulaklıklarda da yani bu tarz böyle pahalı olan kulaklıklarda da dahi kulak üstü ve kulak içi kulaklıkların mikrofonları çok fazla iyi olmuyor hele ki kulak üstü kulaklıkların biraz daha kulak içine göre daha kötü oluyor mikrofon performansları. E taşıma kutusuna da baktığımızda gerçekten güzel. Hani elinizde taşıyabilir, böyle rahatlıkla kullanabilirsiniz. İçine dediğim gibi ufak tefek başka şeylerinizi de koyabilirsiniz. Ürünün malzeme yapısına baktığımızda şu üst kısım evet çok çok iyi olmayabilir. Alt kısımları, kulak pedleri ve kulaklığın kalitesi ses olarak söylüyorum. Bence gayet tatmin edici. Ha şunu da söyleyeyim bak az önce kulaklık takılıydı ya mikrofon kaydı yaparken. Yani kulaklarım terledi yaklaşık 3 dakika bile takmamışımdır kulaklığı ama hani hemen kulaklarımı terletti ki dediğim gibi ventilatör de çalışıyor evin içerisinde ve oradan bir serinlik veriyor bana. Ona rağmen kulaklarınızı iyi bir şekilde sardığı için terletme yapacak bunu göze alacaksınız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.